Tekrardan merhaba. Yine kelimelerle birlikteyiz. Bugün intermediate seviyesine yani yine orta seviye diyebileceğimiz kelime gruplarına bakacağız. Daha çok birbirine yakın anlamlı kelimeler ya da birbirleri çok hani kullanırken karıştırılan kelimeler üzerine durmaya çalışacağım bundan sonra. Biraz hani seviye olarak en azından biraz daha alttan başlayalım ki sonra daha sonra upper leveller ve advanced levellere doğru ilerleyeceğim bu kelimeler konusunda. Şimdi Come to Turkland diyen ilk e, sorumuz var. Hani Türk Türkiye'ye gel, Türk adasına gel gibi bir anlamda. E, sonrasında All These Places. Şimdi yerlerle ilgili bizden e, bir aşağıdaki gördüğüm kadarıyla fiil var. Fiiller istiyor. E, bu yerler nasıl yerler? Tarihin yaşadığı yerler. Live Zone yine yaşamak demek. Hani tarihin hala yaşadığı, sürdüğü yerler. Bu yerlere Türkiye'ye gelip, e Türk Lente gelip e, bu yerleri ne yap o fiili bir bulalım bakalım inform information kelimesine de köken olarak sahiplik eden bilgilendirmek fiili invent bir şeyin icat edilmesi icat etmek anlamındaki kelime memorize memory yine bir şey ezberlemek memory de hafıza demekti zaten hani hafızaya atmak ezberleme mention Bahsetmek demek bahis anlamına da gelir. Yani bahis derken biriyle ilgili konuşma anlamında kullanılır. Discover ise fiil olarak keşfetmek anlamındadır. Türk e davet ettiğimiz bu kişiyi, yerleri ne yapmasını istiyoruz? Keşfetmesini istiyoruz. I am a speed answer. Speedy herhalde biliyoruzdur ama yine de yazalım. Hızlı bir cevap isteyen birisi var. Şimdi devamında within diye zaten süreyi de belirtmiş. Birkaç gün. Within'i bu tür zamanlarda kullanıldığında genelde süresince, sürecinde gibi bir anlamla çevirebiliriz. Yani birkaç günlük süreçte hızlı bir cevap, bir şey yapıyorum. Bakalım Except, expecting ile başlayalım. Expect bir şey beklemek, ummak anlamındaki kelime. Accepting bir şeyi dışında tutmak, yani bir grubun dışında ayırmak gibi bir anlamı var. dışında tutmak diyelim. Except ise kabul etmek demek. Şimdi birkaç gün içinde hızlı bir cevabı ne yapıyor bu? Bekliyor, umuyor. Expecting olacak buradaki cevabımız. Stamp collection. Evet, eskilerin meşhur stampi. Stamp neydi? Puldu. Collect, collection, koleksiyon. Türkçe'ye de geçmiş kelimemiz toplamak, pul toplama, pul koleksiyonu yapma dünyanın en popüler, en bilinen, en çok tanınan bir şeyi onu bulacağız. Onlardan birisiymiş gerçi onu değil de one of the most diyor. Şimdi customs birden çok anlamı var gümrük demek falan ama burada gelenek anlamında kullanılacaktır muhtemelen. Hobi hobiler yazmıyorum. Institution yine bir şeyle ilgili enstitü, kuruluş anlamında kullanılabilir. Traditions yine gelenek demek. Customs'a yakın gelenek, görenek anlamında. Usage ise kullanım anlamındaki kelimemiz fiil olarak kullanmaktan geliyor. Use'dan. Burada Türkçe'ye geçen o hobis yani dünyanın en popüler hobilerinden birisidir diyeceğiz. How much? Ne kadarla başlayan bir soru var. Sana ne kadar neyim bir şeyim Şimdi O ve O'nun arasındaki fark neydi? O birine ben sana bunu borçluyum derken borçlu olmak anlamında kullanıyorduk. O'nun ise sahip, sahiplik anlamında sahip olmak anlamındaki kelime. Burada sana ne kadar borcum, borcum var derken how much do I owe you dedik. Evet, how much is that in Turkish Liras? İkinci kısım bu. Yani Türk lirası olarak ne kadar yapıyor bu? Kaç para? E, i̇lk boşlukta da bunu sordum diyor ben. Bunu aşağıdaki fiillerle nasıl sorarız diyor. Except'i yukarıda söylemiştik. Kabul etmek. Ne kadar sen kabul edersin olmaz. Satmak. Ne kadar satarsın? Hı, hmm, olabilir. Purchase satın almak demek expect beklemek ummak anlamında demiştik yine yukarıda geçmişti. Charge for ise bir şeyi üc ücretlendirmek anlamında. Yani karşılığında para almak anlamında. Şimdi hem satmak hem charge for var elimizde. Buradaki boşluk için peki hangisini seçeceğiz? Yani ne kadarı satarsın mı? Ne kadar bunun karşılığında ücretlendirirsin mi? Hangisi olacak? Şimdi sell de bu boşlukta olur gibi duruyor ama sell'in bir eksikliği var. Sell it for olsaydı yani içten sonra bir for, for gelseydi bu boşta satarsın. Ne kadara satarsın demek için bunu kullanabilirdim. Ama burada onu ne kadar ücretlendiriyorsun? Onun için ne kadar ücretlendiriyorsun derken charge for'u kullanacağım. Don't you any interest in national politics Şimdi interest ilgi demek. National, ulusal, politik yazmıyorum artık yani politika demek. Yani ulusal politikayla ilgili hiçbir şeyin yok mu gibi bir soru. Interest in burada bizi ilgilendiren bunun fiilini bulacağız. Acquire edinmek demek. Edinmek derken hani paradan önce daha çok bir yeteneğin edinilmesi. Acquire an ability diye yani bir işte acquire a language diye devam edebilir. Yani bir dil edinimi derken acquire'ı tercih edebilirsiniz. Give, vermek anlamındaki kelime. Take, almak anlamındaki kelime. Remember, hatırlamak demek. Bu da çok karıştırılan bir kelimedir. Member, remember. Bring ise getirmek demek. Şimdi burada biraz daha açıkçası yapı olarak... ...hani o yapının birleşik hangisiyle devam ettiğini bulmam önemli. Şimdi give interest, ilgi vermek gibi Türkçe dura, duya, durabilir belki ama... ...burada take interest in yani politika ile ilgili hiç mi ilgin yok? Buna hiç mi ilgi duymuyorsun derken oradaki o birleşik yapımız take interest in something olacak. People with no previous. Previous e, dizilerden çoğumuz hatırlıyordur belki. Önceki demek. Apply, başvurmak anlamındaki kelime burada başvurmak için e, bir şeye ihtiyaç yok diyor. Hani daha önce herhangi bir şeyin olmasına ihtiyaç yok diyor. Yine yakın yazı yazılan kelimeler var. Şimdi A ve D dikkatimi çekiyor. Experiment, experiments. Bu ikisi de deney demek. Birinde sadece çoğul iki var. Deneyler. O yüzden ikisini de eliyorum. Experimentation yine deneyim tecrübe anlamında. Yani herhangi bir deneyim derken burada biraz daha hani yapılan işle ilgili daha önce deney yapılması anlamında biraz daha kullanılan yapı. Yani experiment'dan geliyor zaten. Experience da deneyim demek. Aralarındaki farka bakacağız. Inexperience ise deneyimsizlik anlamında. Burada bir işle ilgili daha önceki deneyimleri anlatırken hangisini kullanırız? Experimentation bir şey üzerine daha çok çalışma anlamındaki deneyimken. Experience yani experimentation daha çok bilimsel bir deneyim. Experience ise bir işle ilgili deneyimi anlatır. O yüzden B'yi seçiyoruz. Experimentation da dediğim gibi hani Türkçeye çevrilirken evet sözlüğe bakıyoruz. A de deneyim diyoruz ama gördüğünüz gibi hangisinin neyle ilgili bir deneyim, tecrübe bu da çok önemli. For a politician. politikacıyla devam ediyoruz. Demand. Demand bir şeyle ilgili istek, dilek, talep anlamındaki kelime resignation bir görevden istifa etmek anlamında. Ee, yani işte görevden istifa etme isteği olmuş birisinin. Kimmiş bu kişi? On the mend from. On the mend mend bildiğimiz aslında iyileşmek demek, tamir etmek anlamında da kullanılıyordu biliyorsunuz. Mending a car. Such a serious burada serious, ciddi demek. Ciddi bir şeyden iyileşme arifesinde olan birinden bahsediyor. Ee, en düşüğün en düşüğüdür diyor. Yani iyileşme deyince zaten aslında ciddi bir neyden iyileşme olacak? Belli hastalık diyeceğiz ama bakalım hastalık iki tane görüyorum burada. Bir illness, bir de disease görüyorum. İkisi de sözlüğe baktığınızda hastalık demek. Epidemic salgın demek daha çok hani yaygın hastalık. Recovery, yine iyileşme demek. Zaten on demand from serious recovery olmaz. Prescription da script'ten geliyor. Yine yazmaktan geliyor. hastalar için yazılan şey nedir? Prescribe etmek, bir şeyi reçete etmek. Yani ilaç yazmak anlamında. Şimdi illness'la disease'i nasıl kullanacağız? Şöyle söyleyelim. Hastalar illness'a sahip olurlar. Doctors'lar ise Dizisleri iyileştirir ya da dizisleri bulurlar. O yüzden burada hastamızdan bahsedildiği için boşluğumu illness'la doldurdum. I to receive in your letters day by day within ever growing impatience. Evet. Şimdi kelimeler var, bilmediğimiz herhalde. Receive almak demek. Letter mektup günden güne within ever growing ever growing sürekli büyüyen diyelim buna. Hani daha öncesine göre hep büyüyen gibi bir anlamda. Impatience ise sabırsızlık. Şimdi sürekli büyüyen bir sabırsızlıkla günden güne mektuplarını almayı ne yapıyorum? İşte sabırsızlıkla bekliyor demek ki onu anlatacağız. Şimdi wait anxiously öyleymiş gibi duruyor değil mi? Beklemek. Anxious endişe demek aslında ama Yine hadi diyelim ki sabırsızlıkla bekliyor. Burada for olsaydı yani devamında for olsaydı olurdu. Wait for something bir şey için beklemek. Look forward to evet aslında buldum. Look forward to bir şeye sabırsızlıkla o bekleme anlamı. Hani gözünün yollarda kalması anlamını veriyor. Gözü yollarda kalmak diyebiliriz. Look forward to'ya hani olması için sürekli bir beklenti halinde olmak. Get disappointed disappointed hayal kırıklığıydı Zaten hani yapı olarak, anlam olarak buraya koyamayacağımız bir fiil. Expect cheerfully yine for'la devam etseydi şu boşluk şurası olurdu. Cheerfully neşeli bir şekilde beklemek. Yukarıda expect yine geçmişti. Neşeyle beklemek. Eagerly eagerly yine ne yapmak? Böyle çok istekli bir şekilde. Hope ise umut etmek yine for'la devam eden bir yapı. Yani çok istekle istekle ümit etmek gibi bir anlamda. Burada aslında hani look forward to'nun böyle hani benzer anlamlarını verelim de kafa karışsın diye verilmiş yapılar bunların hepsi. Buradaki look forward to anlamı çok bariz. To da zaten direkt kendisini belli etmiş orada. Bir şey için böyle sabırsızlıkla bekliyorum diyeceğiz. A lot of people lose their jobs in times of economic depression. Evet. Şimdi önce lose bunu bir bilelim. Lose kaybetmek. Jobs'ı biliyoruzdur ama yine de yazayım meslek yani mesleklerini kaybediyor birçok insan zamanlarında ne zamanlarında ekonomik depresyon için depresyon dediği burada ekonomik kriz diyebiliriz. Bir şey de çabucak artıyor şimdi iş kaybediliyor zaten ilk cümlede vermiş onu iş kaybedilince artacak şey aslında bilmemiz lazım. Rekor hani rekor seviyeler rekor levels dediği o rekor seviyelere doğru hızlı bir şekilde artan ne olur? İşsizlik olur. İşsizlik kelimemize bakalım. Employment iş demek. Unemployment işsizlik demek. Olumsuz olumlu olumsuz hali. Product produce'den geliyor. Production üretim demek. Consumption tüketim anlamındaki kelime production'ın zıttı. Investment da harcama ama daha çok yatırım anlamındaki bir harcama yani our investment, investing yani yatırım yapıyoruz anlamında. Burada ne artıyor? Unemployment yani işsizlik hızlı bir şekilde artıyor. A more detailed examination will be needed diye başlayan bir cümle var. Detail, detayla detay demek more daha anlamında. Examination'ı yazalım. Examination'ı sınavla karıştırmayın. Muayene demek. Daha detaylı bir muayeneye ihtiyaç duyan birisi var. Ne için? Bir şey yapmak için. Bakalım. Exact nature oldu. Yani gerçek doğası derken hani nasıl olduğunu aslında nature burada doğa demek. Hani tümörün aslında gerçekte ne olduğunu bir şey yapmak için daha detaylı muayene ihtiyaç var demiş doktorumuz. Regulate, regüle etmek yani bir şeyin düzenlenmesi anlamında. Restore, restore tekrardan tekrardan ne yapmak? Restore etmek yani tekrardan almak, tekrardan oraya depolamak gibi. Determine karar vermek anlamında restore etmek de olabilir bu. Yani yenilemek anlamında ya hani olan bir şeyi daha yenilemek tam olarak Türkçesi aklıma yani develop gelişmek geliştirmek anlamında reduce de azaltmak demek. Burada şimdi gerçek doğasında ne yapacak doktorlar? Daha fazla muayeneyle determine yani karar verecekler ne olduğuna. Zaten develop, regulate bunlar biraz daha olumlu anlamdaki kelimeler. İşte restore dediğimiz gibi restore etmek, yenilemek, yeniden uygulamak. The İzmir Çeşme Motorway was blocked because of an accident. O güzel. Şimdi block bloklanmak yani kapatmak, kapanmak anlamındaki kelime was blocked dediği için kapandı. Motorway burada biz hani yolu, otobanı diyelim, because of bir şey yüzünden e, kapanmış. Çeşme-İzmir otobanında bir kaza var. Kazada da iki tane e, kamyonet varmış. Şimdi baktığımda evet güzel. Contain, Involve ve Include birbirine yakın anlamlı kelimeler. Uzak anlamları bir söyleyelim. Deal with daha çok bir sorunla başa çıkmak anlamında. Sorunla uğraşmak anlamındaki kelime. Combine ise iki şeyi birleştirmek demek. Burada kazada iki şeyi birleştirmek o anlamdaki birleştirmek değil. Şimdi Contain, Involve e include bunların hepsi içermek anlamındaki kelime. İçermek, içermek, içermek. Bakalım aralarındaki fark ne? Contain daha çok istek dışı bir şeyin hani mesela örnek veriyorum muzun iç içeriğinde şunlar vardır derken kullanılan bir yapı. Hani dışarıdan müdahale değil de Muz potasyum içerir derken kullandığımız bir yapı olmaz bu yüzden. Include'a baktığımızda include ise isteğe bağlı bir şeyin hani bir grubun içine konulması anlamında kullanılabilir. Bu da isteğe bağlı kaza da o isteğe bağlılık olmaz. Involve ise daha çok yani iki aracın karıştığı hani o Türkçedeki karışmak anlamı var ya onu vermek için kullandığımız içermek involve. O yüzden burada involving two lorries yani içeren, karıştı diye kullanıyoruz. His doctor told him that he must stay away from hard work. Evet. Aslında burada direkt bir yapı var yani stay away from uzak duracaksın. Neyden? Ee, çok çalışmaktan uzak duracaksın. Çok çalışma diyor. Biraz take it easy yapısı var burada kısaca. Yani biraz sal rahatla anlamındaki. Şu boşluk birleşik bir boşluk zaten. Take it comfortably, konforlu al. Medical zaten tıpla ilgili bir durum. Easily, easy için kafa karıştırmak için konulmuş. Comfortably de yine konforlu anlamında. Burada take it easy birleşik bir yapı. Hani Çok kafana takma, böyle ciddi bir hastalıktan sonra biraz kendini rahat bırak. Take it easy, rahatla biraz. A surprise, surprise. Evet, surprise ödül demek. Şimdi bir ödülle ilgili bir boşluk var. Bir şey yapılacak. Şimdi kime? Kazanana. Kazanana bir şey yapılacağı söyleniyor. birisi tarafından. Burada iki tane. Yani başkanın kendisi tarafından kazanana ne yapılacak? Possess. Possess. ele geçirmek, sahip olmak anlamındaki kelime. İşte ruhum şeytan tarafından ele geçirildi. Possessed by falan derken. Receive from. Şimdi receive almak demek ama Receive from the winner derken dersek işte başkan tarafından e, kazanandan alındı anlamı olur. Throw Trownet fırlatmak demek çay şey olsaydı belki olurdu ama burada ödül olduğu için başkan tarafından fırlatılmış olmaz zaten hani e, forward to forward to yönlendirmek demek e, bir şeyi hani ilerletmek forward zaten hani Türk, e, şey, spordan da biliriz ilerisi anlamında present present takdim etmek diyelim hani aslında sunmak demek ama burada hani kazanana takdim edildi böyle daha ağdalı bir Türkçe ile kullanacak olursak sunuldu verildi anlamındaki present olacak. şu 15'i de bakalım bugün bir yarı da bırakalım diğer 15'i de bir sonraki videoda çok uzatmadan devam ederiz. You would be wise 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 old yani akıllı böyle hani akıllı benim bir şeyimi kabul et edersen hani bu senin için çok mantıklı olacaktır. Akıllı bir hareket olacaktır. Vayza mantıklı da diyebiliriz. Bilgi anlamında aslında. Accept my apologize. Apologize bir fiil. Özür dilemek demek. My'dan sonra devam etmez. Bu my apology olur belki. Advice, advice nasihat demek. Öğüt anlamındaki isim. Device, device uydurmak demek. Uydurmak. Practice ne yapmak? Uygulamak pratik yapmak anlamında. Advice ise tavsiye vermek anlamındaki kelime, tavsiye etmek anlamındaki kelime. Bu da bir fiil. Aslında dört tanesi fiil. Benim nasihatımı alırsan bu senin için mantıklı olur derken advice'ı seçtim.